Halife Demirhanlı zor bir insan. Yıkılmaz. Güçlü bir kadın. Herkes seni öyle tanıyor. Afife Demirhanlı olduğun için senden korkuyor. İstemese de sana saygı duyuyor. Ama benim için böyle biri değilsin. Çünkü sen benim annemsin. Annem. Ve ben oğlum olarak seni üzmelerine asla izin vermeyeceğim. Asla. Oğlum. Verdiğimiz her şeyi. Ama her şeyi geri alacağım. Kimse bizim olanı bizden alamaz. Hele bu şekilde hiç alamaz. Çok özledim. Geldiği zaman bana neden haber vermedin? Dayı! Çok özledim seni. Ben de seni özledim Aliço. Ben yokken bol bol resim yapılmış galiba. Sen nereden biliyorsun? Ben söylemedim. Resim çoğu ellerinde kalmış. Hayalimdeki arabaları çiziyorum. Bitirince sana da göstereceğim. Hadi git bitir o zaman. Nasılsın? İyiyim. Senin sayende çok daha iyiyim. İçimde öfkeden başka bir şey yoktu. Bana asıl düşünmem gereken şeyi gösterdin. Şimdi bizden hileyle gasp ettiklerini geri alma zamanı. Ekmeklerimiz de geldi sıcacık. Sağ ol. Ya. Bak bu bıçak. Tanıdın mı? Kendisi ekmek de kesiyor. Eğer elinle bölmeseydim ben onu dilimleyecektim zaten. Dağ adamı.
Bak sana çok önemli bir konudan bahsedeyim. Kibar Leyde öğrenmiş ol. Ekmek sıcaksa öyle bıçak falan değmez. Tutacaksın. Öyle koparacaksın. Bana bir daha leydim deme. Sen de daha adamı dedin. Yalnız bugün maşallahım var ya. Böyle sinir katsayım bayağı tepelerde. Her zamanki gibiyim ben. Hayır bence her zamanki gibi değilsin. Bayağı böyle gerilim attı gibi geziyorsun ofiste. Benim nasıl hissettiğimi benden iyi mi bileceksin? İyiyim diyorum sana. Seninle ilk tanıştığımda nasılsam şu anda aynıyım. O gün de birbirimizden hoşlanmıyorduk. Bugün de birbirimizden hoşlanmıyoruz. Bence gerçekten yeter. Sinirli değilim diyorsun ama belli ki sinirlisin. Hani heyheylerin bir üzerinde. Ama sen ne yaparsan yap, ben seninle bugün kavga etmeyeceğim. Afiyet olsun. Son sözü söyleyip çekip gidemezsin, tamam mı? Heyheyli olan ben değilim, sensin. Hiçbir şey benim üstüme yıkıp gidemezsin, dinleyeceksin beni. Ya sen dağıtmaya çalışıyorsun. Huysuzluğundan gözü dönmüş, biri duyar diye de düşünmüyor. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Cama çıkıp bağırmak ne demek? Ha delirdin mi? Ya birisi duysa? Duysunlar. Duysunlar mı? Ya biz insanları evlendiğimize böyle mi ikna edeceğiz? Nefesi böyle mi geri alacağız? Haklısın. Ben bir an boş bulundum. Özür dilerim, bir daha olmaz. İnşallah. We felt the main part of the shares now. How is it? No, not the major part yet. Gonna launch on the board meeting. I'll inform you. Okay. A tout à l'heure. D'accord. A bientôt. Ciao. Kapı açık gel. Seninle konuşmamız lazım. Ya. Tutup pencereden kavga ettim adamla. Onu kıskanmadığımı göstermenin başka bir yolunu bulmam lazım. Böyle abuk subuk didişerek olmaz. Kavga etsem bir dert, etmesem bir dert. Nasıl çözeceğim ben bu işi, ne yapacağım? Selam. Kolay gelsin Nurşah abla. Sağ olun. Hoş geldiniz çocuklar. Senin telefonun çalıyor. İşimiz var şu an. Sonra konuşurum. 2 dakika aç konuş canım. Ya o kadar acil değil ya. Yaparız işleri. Ya konuşmak da istemiyorum zaten. Kızgınım.
Kim ki? Neden kızdın? Bir arkadaş. Geçenlerde seninle beni görmüş. Sevgili sanmış. Vay Fatih, manita mı yaptın kendine deyince benim şalteller attı tabii. Zor tuttum kendimi. Ama ağzının payını verdim. Oğlum dedim, biz kankayız. Kankalığın kitabında sevgililik yazmaz. Kankalık ciddi bir müessesedir. Öyle ne olup ne bittiğini sormadan hemen konuşmuş. Yapıştırmış etiketi bize. Boş boğaz. Tabii ya. Bizim kanka olmamız lazım. Eğer kanka olursak bunların hepsi çözülür. Afetim. Aç kapıyı. Civanın geldi. Ne istiyorsun? Niye geldin? Niye olacak sultanım? Senin gönlünü almaya geldim. Hem bak sana bir sürprizim de var. Hadi aç kapıyı. Ne bu? Çiçek. Sen seversin diye şey ettim. Ay ot bu ot. Ne çiçeği? Ay bir de sana sürprizim var diyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen bana ne ima etmeye çalışıyorsun böyle? Ne ima edeceğim sultanım? Çiçek bunlar. Sen seversin diye şey ettim. Ha bir de sen seversin diyor. İnek miyim ayol? Niye ben bunu seveyim? Ot bu. Çiçek dediğin çiçekçiden alınır. Öyle yoldan koparıp da getirilmez. Pint herifsin. Sultanım, alırım tabii çiçekçiden alırım. Hem de en pahalı çiçekleri alırım ben sana ya. Ama dur, sen buna kesinlikle hayır diyemezsin işte. Ay bekle. İşte elma. Al bu kurtlu elmayı sen ye. Ama sultanım, bunlar organik, organik. Dalından şey ettim de getirdim ya. Allah'ın aşkına, erkeklik kaslayacağım diye ortada dımdızlak kaldın mı? Ne yapacağım ben şimdi ya? Sultanım! Sultanım! Bunu unuttum. Ah sultanım, ah! İnsan sevdiğini böyle mi yapar be? Zalımsın, zalım! Huysuzsun, tatlısın, zalımsın. Ama gel gör ki benim sultanımsın. Kalkacağım ben şimdi be. Buraya geldim. Çünkü birer Demirhanlı gibi konuşmanın zamanı gelmişti. Görünen o ki kimsenin geri adım atmaya niyeti yok. Kabul. Hodri meydan. Ama işle ilgili bazı hassasiyetlere dikkat etmenizi istiyorum. Bir Demirhanlı'ya yakışacağı gibi. Profesyonelce.
etik duyarlılığı kastediyorsan tam da bizim iş ahlakımızdan bahsediyorsun. Biz hep böyleydik. Ama bize karşı konulan tavır, başımıza gelenler, etki maalesef ki tepki yaratıyor. Daha önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Hukuki olarak hiçbir kanun maddesi sizden yana değil. Hiçbir hakkınız yok. Fütursuzca ısrarınız ve uygunsuz davranışlarınız bizi şu an bulunduğumuz noktaya getirdi. Usulsüz davranış derken Afife Hanım'ın ortaçağ teknikleri de listeye dahil mi? Anlaşıldı. Daha fazla konuşmak faydasız. Şunu söyleyeyim. Hisseleri ele geçirmeniz holding yönetiminde ele geçirdiğiniz anlamına gelmiyor. O kadar emin olma. Onu zaman gösterir. Ben işimi zamana bırakmam. Annemden şantajla aldığınız hisseler karşılığında ne istiyorsunuz? Biz kankayız. Kankalığın kitabında sevgililik yazmaz. Kankalığın kitabında sevgililik yazmaz. Nasıl oldun? Biraz sakinleştin mi? Bak sakinleşmediysen gidip biraz daha dolaşayım. Geç otur Allah aşkına. Tavşan kanı bunlar. Al yenge, afiyet olsun. Sağ ol. Kenan abi sen de içersin değil mi? Zahmet olmazsa içerim. Al abi bunu. Ben alırım kendime. Sağ olasın. Kıskanmıyorum seni sevgili kankam. Kanıtlayacağım bunu sana. Annenin bize devrettiği hisseler karşılığında. Aslında cevap biliyorsun. Her şeyi istiyorum. Anlaşıldı. Son sözüm bu mu? Evet. Orhun Demirhanlı, sahip olduğun her şeyi vermeye hazır mısın? Her şeyin peşindesin. Ama hiçbir şey alamayacaksın. Etmedim.
Neden burada? Hastanede düşürmüş. Ben de kendisine verecektim. Sana gerek yok. Ben veririm küpesini. İso bir gelsene. Ben alışverişe gideceğim. Tamam. Sen de gelsene benimle. Hem bana fikir verirsin hem de sonrasında kahve içeriz. Beraber. Sonra da kahve. Niye şaşırdın ki? Bence gayet güzel bir plan. Peki. Kahvemiz badem sütlü latte mi olsun yoksa white chocolate mocha mı? İstersen sana Amerikano alırız. Bence ben Türk kahvesi içeyim. Sonra da sen falıma bakarsın. Oradan çıkar güzellik salonuna gideriz. Ne dersin? Niye dalga geçiyorsun? Çünkü seninle alışverişe gitmek bile benim için çok fantastik bir olay. Ben anlamam alışverişten falan. İyi o zaman, ben de tek başıma giderim. Hazır kek almıştık ama. Affettireceğim afetime kendimi. Buldum. Afetime hep istediği o vurma bileziği alacağım. O zaman kesin beni affeder ha. İyi de parayı nereden bulacağım ben be? Raşt. Çalıştırsak Raşt. Lan avukat tönüşüne gidiyor duruyor be. Ondan alırım. Bakayım. Alo, Tunç Bey, sizinle acilen yüz yüze görüşebilir miyiz? Görüşemeyiz Raşit. Adliyedeyim, işlerim var. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Ya acil diyorum, acil. Tamam, ben adliyeye gelir, kapıda sizi beklerim. Geliyorum. Aferin lan, aferin lan. Ya kesinlikle Pervin Hanım, çok haklısınız. Hı. Ama temize başvurumuzu yapacağız. Çok kısa bir süre içinde de sonuç gelecektir. Dinliyorum size. Hı. Hoş geldin Müşa abla. Hoş bulduk Ceylen'cim. Çok çabuk döndün. Kısa mı sürdü alışverişin? Benim anneannem de öyledir. Şıpşak halleder her işini. Çok bir şey bakmadım, hızlıca döndüm zaten. Ne aldın abla bakayım? Eyvah, kısal muhabbetler başlıyor, ben kaçar. Hı. Anladım. Ben haber vereceğim size. Görüşmek üzere. Bak, bunları aldım. Bu sene çiçekli elbiseler çok moda. Resmen 90'lara dönüş var. Çok güzel değiller mi? Nurşah ablanın ayarları bozulmuş. Baksana. Sana göstereceği elbiseyi abime gösteriyor. Abim ne anlar elbiseden?
Bir şey söylemedin. Beğenmedin mi yoksa? Yani ben elbiseden, modadan çok anlamam dedim ya. Alışverişten falan da çok anlamam. Ondan bak sen en iyisi bunları Ceylan'a göster. O yardımcı olur sana. Ben bakayım abla. Ay çok güzelmiş. Beğendin mi? Bak bir de bunu al. Hoş geldin. Ben de Ali ile konuştum şimdi. Okulda resim yarışması varmış. Öğretmeni söylemiş. O yüzden çok heyecanlı. Okula gitmeden resim malzemeleri almak istiyor. O yüzden okula ben bırakacağım bugün. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Bulmuşsun. Ama nasıl? Nerede? Hastanede düşürmüş. Cihangir bulmuş. Sen onunla mı görüştün bugün? Evet, görüştüm. Son kez konuşmak istedim. Ama bu meselenin konuşarak çözülemeyeceğini net bir şekilde görmüş oldum. Bahçede yürüyelim mi biraz? Şimdi olmaz. Beni kırma. Cemiyette çok bomba bir dedikodu var. Ha, öyle mi? Bak şimdi. Hani şu Erkayalar var ya, onların büyük kızının düğünü var. Şu yanındaki adamla evlenecek. O da başka bir holdingin başında. Ama kız adamı sevmiyor. Başka birini seviyor. Sence de çok bomba haber değil mi? Yani insan sevdiğiyle evlenmeli bence. Yani tarzını da çok beğeniyorum. Makyaj konusunda çok başarılı gerçekten. Sence bu makyaj bana yakışır mı? Ne dersin? Yani ne diyebilirim ki? Moda ve alışverişten ne kadar anlıyorsam makyajdan da o kadar anlıyorum. Sen ne söylememi istiyorsun? Seninle iki muhabbet etmeye çalışıyorum. Senin de sabahın akşamını tutmuyor. Seninle sohbet etmeye çalışan da kabahat. Abla ben merak ettim. Kimden bahsediyorsun? Bakayım makyajına. Sonra gösteririm Ceylancığım. Sen de heves mi bırakıyor? Yok, bunda kesin bir şey var. Hiç normal değil. Ama çıkar yakında kokusu. Çocuklar ben kaçtım, ofise emanet. Ona bir şekilde arkadaş olduğumuzu göstermem lazım. Ama ne yaptıysam işe yaramıyor. Hiçbir yöntemim çalışmadı. Ama sadece arkadaş olduğumuzu göstermenin bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl? Abla
İstanbul'da iyi misin sen? İyiyim. Niye ki? Yani Kenan abi öyle sorular sorunca dedim acaba çok mu yalnız kaldın? Kız kıza vakit mi geçirsek? Kız muhabbeti yaparız hem. Sanki iyi gelir sana. Hatta ben Türk kahvesi yapayım, ne dersin? Yok canım, hiç gerek yok. İyiyim ben. Gerçekten. Eğer bir gün yine seni böyle dinlemezsen bana ısrar et, olur mu? Tamam. Ha, nereden çıktı şimdi? Yürümek iyi geldi. Özellikle de seninle. Belki ileride deniz kıyısında bir kasabada yaşarız. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Neden olmasın? Yani şimdi biliyorum böyle bir şey imkansız. Ama belki sonra yaşlandığımızda yani. Peki sonra? Sonra sabahları böyle birlikte yürüyüşler yapabiliriz. Sadece ikimiz mi? Belki de mutluluğumuza ortak olacak birileri daha olur. Ne dersin? Kahve. Mutluluğu paylaşmanın en güzel yolu kahve. Hem 40 yılı hatırı da var. Ben en iyisi sana kahve yapayım. Şey mi dedin? Yok, yok. Bir şey demedim. Sen arkadaşlarınla boş zamanlarında ne yaparsın? Vallahi mahallede kahveye gider, oyun oynarız. Yok, olmaz. Başka? Halı sahaya gideriz, maç yaparız. Ben nasıl maç yapacağım ki? Peki başka ne yaparsın kankalarınla? Hah, en bombasını söylemeyi unuttum. Kenan abim de çok sever. Maç izleriz. Ama böyle bağıra çağıra. Çok iyi deşarj oluyor insan. Kenan hangi takımlıydı? Abla, Kenan abinin hangi takım tuttuğunu bilmiyor musun? Biliyorum, biliyorum canım da siz biliyor musunuz diye baktım. Oo süper. Hay aklında bin yaşa Nurşu abla. Bugün de maç vardı, unuttum bak. Eyvah. Fatih, randevuyu unuttuk. Tanık ifadeleriyle ilgili görüşmeye gidecektik. Hadi hadi. Gidelim de halledelim işleri, maça yetişelim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Birazdan şirkete geçeceğim. Ama öncesinde bakmam gereken birkaç mail var. Sonra senle Ali'yi okula bırakırım. Musa bizi götürür. Yani yolunu değiştirmene gerek yok. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? İyiyim oğlum. Sağ ol. Çayınızı buraya getiriyorum. Ben de bir çay isterim. Açık olsun. Afife Hanım'a eşlik edeyim ben de. Ay.
Ali'nin okulunda bir resim yarışması düzenleniyor. Çok güzel. Aa. Ben o küpeleri bir yerden hatırlıyorum. Abimin otel odasında görmüştüm bir tanesini herhalde. Lay 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 lay. Ay bu da değil. Nasıl söyleniyordu ya bu? Bir bakayım. Aa, ama önce atıştırmalıkları hazırlayayım. Bunlar süper. Meyve suyumuz da var. Bunları da servis ettik mi? Her şey hazır. Şunların üstünden bir daha geçeyim. Şimdi Mauro golcü. Onu unutmuyoruz. Mauro önemli. Wilfred forvet. Lucas orta saha. Kerem orta saha. Fernando kaleci. Tamam, bunlar kolaymış. Birazcık da kurallara bakalım. Tamam. Halledeceğiz. Ne demek bu? Ne küpesi? Ne odası? Şey, benim küpem. Neva doğru söylüyor. Küpeyi Cihangir'den ben aldım. Hira benim yanıma hastaneye geldiğinde küpesini düşürmüş. Cihangir bulmuş. Ben Ali'yi hazırlayayım. Çayımı odama getir. Burada içmeyeceğim. Tabii hanımefendi, hemen getiriyorum. Afife'ciğim, iyi misin? Bir şey mi oldu? Şimdi bir hatırlayalım. Lucas golcü. Yoksa orta saha mıydı? Yok yok, golcüydü. Ay neyse, tamam. Mauro golcü. Bundan hemfikiriz. Efendim? Alo Kenan, ne zaman geleceksin ofise?
Ofise gelmeyeceğim, kahvede maç izleyeceğim. Geç gelirim. Olmaz. Nasıl? Ne demek olmaz? Acil ofise gelmen lazım. Acil mi? Nurşah ne oldu, iyi misin? Ofise gelince anlatırım. Hemen gel ama, tamam? Ulan arkadaş, nerede kaldı bu herif ya? Bağış olduk resmen burada. Ulan insan avukat oldum diye bu kadar egosu şişik olur mu be? Tövbe estağfurullah. Ooo, Orta Doğu ve Balkanların ve hatta Avrupa'nın en büyük avukatı hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı ya. Vallahi senin için 3 saat değil 5 saat bile beklerim be. Evet Raşit. Acele dedin geldim. Ne oluyor? Ya sen de beni kırmadın. Buralara kadar geldin. Sağ ol, var ol vallahi ya. Benim acil paraya ihtiyacım var. Ama borça. Vallahi borç. Dedin ya nasıl olsa bu davayı kazanacağız diye. Nefes alalım. Misli de sana geri ödeyeceğim. Söz. Şimdi sen benden para mı istiyorsun? Hiçbir ödeme yapmadığın avukatından para istiyorsun, doğru mu anlıyorum Raşit? Ya şimdi ailenin birliği ve bütünlüğü için ben şey ettim. İnsan dedin ya aile olmak lazım diye nefes almak için. Şimdi benim o ailem tehlike altında. Afet beni kapının önüne koydu. Kendimi affettirebilmek için ona hediye almam lazım. Yani baba söz. Nefes alalım. Misliyle ödeyeceğim sana. Misliyle geri ödersin demek. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Ha? Niye dalga geçeyim Tunç Bey? Olur mu öyle şey? Ya ailem dağılmak üzere diyorum. Ne yapalım? Davayı mı kaybedelim yani? Hem istediğim 3 kuruş para bu sana koyar mı Tunç Bey? Sen benim 1 dakikam bile ne kadar haberim var mı? Bitti. Buraya kadar. Bir dakika. Ne demek bitti? Ne demek buraya kadar ya? Nefesi Kenan'a göstermeyeceksin dedim. Kızı aldın ofise gittin, yetmedi orada kaldın. En olmadık hamleleri yapıp pişkinliğe vurdun. Şimdi de geçmiş karşıma benden para istiyorsun. Ya aman avukat. Sen her şeyi kendine göre algılıyorsun. Ben sana anlattım ya Kenan'ın ofisinde niye kaldığımı. Ben onların tezgahını bozmak için şey yaptım. Yeter! Bundan sonra ne seninle ne de davanla benim artık işim yok. Sakın ol da bundan sonra karşıma çıkma. Bitti. Davayı bırakıyorum Raşit. Gitti lan. Ne yapacağım lan ben şimdi? Nurşah iyi misin? Kötü bir şey mi oldu? Hayır acil dedin. Koştur koştur geldim. Yani bugün maç var ya kahvede izleme beraber izleyelim istedim. Hem sana da sürpriz oldu böylece. Lay 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 lay. Hadi geç otur maçı kaçırmayalım. Hadi. Ya seninle ben maç izleyeceğiz. Evet. Hadi otur otur. Maçı kaçırmak istemiyorum ben. Oyuncuların çıkışını izleyeceğim. Dur dur. O zaman ben şöyle bir formamı giyeyim. Uğurlu atkımı takayım. Öyle geleyim. Nasıl baktı bana? Gördün mü? Çok utandım. Keşke dedim yer yarılsa da içine girsem. Neyse ki sen önceden öğrenmiştin. Yoksa... Ben bu durumu daha öncesinden bilmesem de senden asla şüphe etmezdim.
kimsenin de benden farklı düşüneceğini sanmıyorum. İyi ki varsın. Ben gideyim. Senin de işlerin vardı. Birkaç mail cevaplamam lazım. Sonra ben de geleceğim. Tamam. Gel. Rahatsız ettim ama bir şey konuşmak istiyorum seninle. Biraz önceki konuysa... Kötü bir niyetim yoktu Orhun. Beni senin kaçırmadığını biliyorum. Seni suçlamamı abim istedi. O istediği için senin adını verdim Orhun. Ben ona karşı gelemem. Onu tanımıyorsun. Bir şeye kafayı taktığında onu elde edene kadar gözü başka hiçbir şey görmez onun. En yakınındakini bile. Böyle durumlarda da ona hayır demek imkansız oluyor işte. Peki neden şimdi? Neden şimdi bana bunu söylüyorsun? Birbirimizi yanlış tanımamızı istemiyorum çünkü. Aynı çatı altında yaşıyoruz sonuçta ve ben... Aptal biri değilim Orhun. Durduk yere huzursuzluk çıkartacak veya nedensiz yere benden nefret etmeni sağlayacak adımlar atmam ben. Bu savaşta iki taraf var gibi görünüyor olabilir. Ama benim asla atmayacağım adımlar var. Senin tarafında da durumun farklı olmadığını biliyorum. Neyse, ben daha fazla tutmayayım seni. Kölenin yanında aşağılamanın, bana attığın tokadın bedelini ödeyeceksin abicim. İstesen de istemesen de bu savaşa benim gibi sert gireceksin. Demek aynı takımlıyız. Evet, hem de fanatiyim. Taktik ve teknik anlamda iki takımın da maça gayet iyi hazırlandığını görüyoruz. Bak bak, top Kaan'a geçti. Hadi Kaan. Yalnız Kaan değil o, Lucas. Öyle mi? Yanlış gördüm herhalde. Galatasaray bu dakikalarda daha da yüklenmeye başladı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim orta sahada çok iyi. O da stoper. Evet, Chris. Chris solda Kerem'i gördü. Hadi. Kerem'e pasını atıyor. Hadi stoper. Oğlum ver yana. Kerem. Verdi. Bugün bir orta. Mario şut ve topa alır. Hadi. Gol! Gol! Gol be! Lay 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 lay. Bu arada yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Yine de VAR kontrolünden geçti. Işte. Gol tekrar izlenecek. Neden? Neden kontrol ediyorlar ki? Gözümüze gördük. Kaleye girdi top. VAR offside doğruladı. Maç 0-0 devam ediyor. Buyur. Ne alakası var canım? Ben gözümle gördüm kaleye girdiğini. Resim yarışmasına çok az kaldı. Nasıl bir resim yapsam bilmiyorum. Bugün karar vermek zorunda değilsin, değil mi? Yarışmaya kadar düşünürsün. Genç adam,
Merhaba. Uğurlu kalemimi unuttum. Ben getiririm. Küpenizin tekini bulmuşsunuz. Aslında ben kendim getirecektim ama... Teşekkür ederim.